Lucy faktörü aldı mı dedin sen? Merak etme, odasında duruyor. Gidip alırız. Kolay. Aslında o müdür yardımcısı. Müdür bile sayılmaz. Evet. Doğru. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Lucy faktör vampirlerin karşılaştığı en büyük tehdittir. Onu almak için bir gününüz var. Yoksa o okulu ele geçiririz. Biz bunu istemiyoruz. Tehdit miydi bu? Takma kafana. Başımız zaten belada. Nedense 200 yıldır şatom, doğaüstü güçlerin çöplüğü haline geldi. Buna son vermenin zamanı geldi. Ve ben bunu yapacağım. Neyse, işime döneyim. Burada bir yerde olmalı. Orada lüks faktörü benzer bir şey var mı? Hayır, burada yok. Ama geçen ay aldığı şeyi buldum. Bunu hatırlıyor musun peki? Ve bir de bu var tabii. Sence neden bunları alıp saklıyor dersin beni? Yiğitin, buldum. Lucy faktörü mü? Hayır, daha iyisini. Sonsuzluk mataramı. Sonsuzluk kök birası. Beni, aradığımız şey o değil. Sahi mi? Stop! Ne arıyorsunuz burada? Size ofisime girmenin hesabını soracağım. Şimdi bir ceza vereceğim size. Güneş sönene kadar. Hadi sınıflarınıza. Gitmemiz gerek Yetim. Yoksa tepemizden hiç inmez. Bu bir hataydı. Demek hata yaptığını düşünüyorsun. Hayır, Beni ile ben... ne? Yani sence ben hata mı yaptım? Evet, tabii. Sen öyle diyorsan. Evet, tabii, kesinlikle. Bazen bir şeyin kötü olduğunu anlamak için denemek gerekiyor. Evet, tabii. Evet. Ne kadar kötü olabilir ki? Konuyu sen açmadın mı? Ama şaka yapıyordum. Hem bu kadar çabuk kabul edeceğini bilemezdim. Her neyse, denedin işte. Nedenini bilmiyorum ama olanlara bir bak. Yemek berbat oldu. Görünmez şef herkese saldırdı. Ve vampirler lokantasına rezil oldun. Sen de artık eziklerle çalışmazsın. Beni... Sera yaptığım şeyin hata olduğunu söyledi. Çok sert. Ben de kötü olduğunu söyledim galiba. Ethan, bu da çok sert. Biliyorum. Ama neden onu onayladığımı anlayamadım mı? O kadar da kötü sayılmazdı. Bütün o olanlar dışında tabii. Bak, kızlarla olan deneyimimden tek öğrendiğim şey, uzayıp gideceksin. Onlar da öyle yapıyor. Haklısın. Bazı şeyleri görmeyeceksin. Evet. Serayla Stern'in odasından Lucy faktörü almaya gidebiliriz. Acaba bunu yapacak havada mı dersin? Yani kız yeni ayrıldı. Ya da sen ayrıldın. Her neyse, ayrıldınız işte. Ama acele et. Coğrafya dersine yalnız girecek değilim. İsviçre'yi neredeyse hatırlıyordun. Yaklaşıyorum ama, değil mi? Evet. Artık okyanusları göstermiyorsun. Sera. 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 Görünüşe göre biri seninle konuşmak istiyor. Sera. Git. Hayır.
Benimle konuşmadı. Dinle. Kızlarla olan deneyimimde tek öğrendiğim şey var. O da onlarla konuşarak hiçbir şeyi halledemezsin. Ya da ben de böyle. Mantıklı. Lucy faktörü nasıl alacağız? Bum. Projeksiyon yüzüğü. Denemeye fırsat bulamadan elimden almıştı. Bu sabah odaya girdiğimde geri aldım. Yani odadayken onu mu aldın? Evet. Stern'ın odasına girmesine bile izin vermeyeceğim. Cezalısın. Sen de cezalısın. Şapkayı çıkart. Dur. Dikkatli yürümeye çalış. Sen kendini ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Okul senin oyun bahçen. Ben buna izin vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Ayağını denk alsan iyi olur. Anladın mı? Beni duydun mu? Sen. Hadi dışarı. Sayın sekreter, çok çalıştınız. Bugün izinlisiniz. Merhaba. Merhaba. Senin çocuklara ceza vereceğini sanıyordum. Ben dün o işi yaptım bile. O zaman sen bir rüyasın. Hayır, sen görmüyorsun. Demek bu işe yarıyormuş. Denemek aklıma bile gelmemişti. Açıklayabilirim. Evet, bunu biliyorum. Benim sihirli güçlerim var ve Ethan'da dokunduğu herkesin vizyonunu görüyorum. Beni aramadığım yer kalmadı. Her neyse, eğer soran olursa bir sorunun olduğunu söylersin. Ethan, Stern'in ofisine baktım ama Lucy faktörü bulamadım. Ama bunu buldum. Senin için. Bunu yapabildiğini bilmiyordum. Demek sorun Lucy faktör. O pislikler Lucy faktörü ailemden çaldı, sonra Whitechapel'ı ele geçirdi. Ben de olduğuna göre burası artık benim olacak. Büyük babam benimle çok gurur duyacak. Eğer yoluma çıkmayı düşünüyorsan, olacakları kendi gözlerinle gör. Beni, Stern bizi biliyor. Lucy faktörün ne olduğunu da biliyor. Sana bir şey yaptı mı? Hayır. Ama eminim onu durduracak bir planın vardır. Anlatsana. Bilmek istiyorum. Bir planım yok. Bugüne kadarki en güçlü rakibimiz. Bu gerekli olduğu kadar doğru iltifatın için sana teşekkür ederim. Ethan, iyi misin? Sana ne oldu? Ne? Asıl sana ne oldu? Sadece kötü bir akşam geçirdik. Ethan. Neredesin? Annen delirdiğini söyledi. İstersen konuşabiliriz. Sarılabilirim. Ama konuşmak daha iyi. Bana ellerini göster. Hadi. Tamam. Eskisiyle aynılar Ethan. Evet, ama son gördüğümde sen Stern'dün. Yüzüğü takmıştı. Ofisine uğramıştım. Ama biraz önce evde uyandım. Sence sandviçten mi oldu dersin? İçinde ne olduğunu bile bilmiyorum. Bak, herkes ölüyor Beni. Onları görebiliyorum. Herkes öldü. Ne yani? Sen şimdi ölüleri gördüğünü mü söylüyorsun? Beni. Korkuttun mu yoksa? Hayır, korkutmadın. İyi, tamam. Hadi gel şunu bir daha anlat, tamam mı? Bir şeyler oluyor. Rafları temizliyorlar.
Galiba burayı boyayacaklar. Lucifaktör henüz bulunamadı. Başımız dertte. Sen onu bulabilirsin. Git çabuk, onu bana getir. Harika. O zaman tamam. Ama nasıl yapacağımı da söylemen gerekiyor. Tamam. Yoksa arkadaşın da mı bizi terk etti? Aa, kötü bir gün geçiriyor, hepsi o. Ethan biraz üzüldü. Eğer Lucifaktör'ü bulamazsa başını gövdesinden ayırırım. Ethan. Evet. Başı mı? Evet. Kötü mü peki? Ah. Affedersin. Ethan, hissettiğim bu korku çok büyük bir korku. Hepimiz öleceğiz. Gözlerime bak. Hadi. Gördüğün şeyler gerçek değil. Ne olduklarını bile bilmiyorum. Ama senin başın nerede? Bu Sera. Sera. Hemen Whitechapel'dan çıkmalı. Hepimiz gitmeliyiz. Hayır, kalacağız. Onunla konuşmamız gerek. Hazır mısın? Ethan, hadi Sera'ya bak. Stern korkmanı istiyor. Neden? Çünkü onu durdurabileceğini biliyor. Korkundan daha güçlü bir şey bulmalısın hayatım. Sera seni korumaya çalışıyor Ethan. En iyi arkadaşı benim. Aranızda her ne geçtiyse geçti. Siz birbirinizi seviyorsunuz canım. Bana inanmak zorundasın. Bu Stern'ün sana uyguladığı sihirden çok daha güçlü bir duygu. Bakalım burada ne varmış. Ne oluyor? Senden vizyon alamıyorum. Alamazsın. Çünkü sen beynimdesin. Sen benden çok daha güçlüsün. O kağıt seni de benim gibi fırlatmalıydı. Bu bana çok fazla geldi. Dinlenmem gerek. Korkularınla savaşmalısın. Sandığından daha güçlüsün. Kazanabilirsin. Ne oldu? Büyük anne. Ne oldu? Stern'ün sihri. Bir şey yok. Ama uzun süre bir şey yapamayacak. Yalnız kaldık. Ne olacak? Peşinden gidip skoru eşitleyeceğiz. Çok zor olmamalı. Bunu yapabiliriz. Öyle değil mi? Durun, kımıldamayın. Sen de kimsin? Yüzünü gösterse. Müdür yardımcısı Stern. Bu ne basit bir şeymiş böyle. İşimize bakalım. Müdür yardımcısı Stern her yeri Lucifaktör'e boyuyor. Müdür yardımcısı Stern mi? Okula geldiği günden beri zaten ondan şüpheleniyordum. Hayır. Bırakalım Lucifaktör onda kalsın. Onun istediği olsun. O öldükten sonra tekrar buraya dönebiliriz, öyle değil mi? Eğer bir şey olursa insan arkadaşlarım ne olacak? O adamın bizi yok etmesine izin vermeyeceğim. İkiniz benimle geliyorsunuz. Değil mi? Evet. Herkes başının çaresine bakar. Tamam, yeter. Bu kadar yeter artık. Ethan, bundan önce de bir sürü çılgınca şeyle karşılaştık ama hepsinden galip çıktık. Tabii birçoğunda az kalsın ölüyorduk ama sorunumuz bu değil. Unutma, bütün güç senin elinde. Sadece senin. Yeter artık, kendine gel. Erika ile konuştum. Başka biri gibiydi. Bütün vampirlerin kaçmaya başladığını söyledi. Ethan, yardımın gerekiyor. Stern'ü durduramazsak neler olacağını bir düşünsene. Tamam. Size bir şey olmasına izin veremem. Sanırım artık korkudan daha güçlü bir duygu bulmalıyım. Galiba buldum. Gelin. Hissediyor musun? Ethan.
neler çeviriyorsun? Tamam, iyiyim. Korku beni yenemeyecek. Bunu başarabiliriz. Peki Stern'ü ne yapacağız? Ama önce yapmam gereken bir şey var. Çocuklar, sakın korkmayın. Bu bizim sahip olduğumuz tek şans, tamam mı? Sera, bak beni görmekten hoşlanmadığını biliyorum. En yakın arkadaşımı ısırdın. Evet, Zehri'nin ne yapacağını bile bile yaptın bunu. Bunun için özür dilemek isterdim ama durumumuz şu anda çok kötü, inan bana. Yeter. Lucifactor'u elinde tutan adam 200 yıl önce öldürdüğün büyücünün torunuymuş. Demek bu bir aile intikamıymış. Çok şaşırdım. Bu adamın büyük dedesini nasıl durdurdun sen? Güç tutkunuydu. Bunu da gösteriyordu. Vampirlerin çoğunu temizlemesine izin verdim ama sonra gizlice arkasından sokuldum ve bütün kanını emdim. Daha neler yaptım bir bilsen. Burada bekleyeceğiz. Onu takip edelim mi? Ben biraz korkuyorum da. Aa, bilmem, ne yapmamızı istersin? Beni izleyin. Beni izlemek istiyorsunuz. Evet. Seni takip etmek istiyorum. Evet. Takip edeceğiz. Partiye geç kalmışız. Bu Stern'in işi. Çağırmış. Biz kendi aramızda iletişim kurabiliriz ama o Lucifactor sayesinde çevrede kim varsa yanına çağırabilir. Ethan, gelebildiğine çok sevindim. Evet, ölülere bakmaktan sıkıldım. Bu iş daha bitmedi Stern. Benim... Ofisimde yakalandığımda Benny'yle küçük bir konuşma yaptık. Aslında ben konuştum, o dinledi. Sen şunun çaresine bak lütfen. Aferin sana Benny. Benny? Önce Benny'yi halledelim. Bu kabul edilebilir bir kayıp. Hayır, hiç de değil. Hiç komik değil. Beni, kötü beni ortaya çıktığında bana bir e-posta yollamıştı. Kötü beni dönerse kullanmamı istedi. Kullanacağımı hiç sanmıyordum. Tamam, tamam, dur. Canım yanıyor. Stern, bunu yapmaktan vazgeç artık. Sen onlardan değilsin. Ha, benzerliği görebiliyorum. Tıpkı onun gibisin, şu yaşlı büyücü gibi. En çok da suratın benziyor. Onun hakkında ne biliyorsun? Kanının tadını hatırlayabiliyorum. Hatta 200 yıl sonra bile. Vay canına. İşte bundan zevk alacağım. Neler oluyor? En büyük kabusun. Sandığından güçlüymüşsün. Ama benim kadar güçlü olamazsın. Sen değilsin. Güçlü olan Lucifactor. Kaybetmekten korkuyorsun. Tıpkı beni korkutmaya çalıştığın gibi. Hissediyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Yapmak üzere olduğum şeyi tam 200 yıldır yapıyoruz. Hiçbir şeyi yapamayacaksın. Asıl güç ışıkta. Sen de değil. Sen bir hiçsin. Kes sesini diyorum sana. Bundan istediğim kadar enerji çekebilirim. Sonra bütün güç benim olacak. Sonra da hemen bundan kurtulacağım. Bunu yapamazsın. Korkuyorsun. Yeter dedim. Yeter. Gücü hissedebiliyorum. En derin karanlığı. Ne kadar da aptalsın. Artık beni durduramazsın. Sera. Kalk hadi. Hadi. Gücü hissedebiliyorum. Enerjiyi çekiyor. Bu hiç iyi olmadı. Arkadaşlar. Bundan daha iyi bir fırsat bulamayız. Hadi.
Kaçın çabuk. Hadi. Hadi öceleyin. Hadi koş. Gücümün sınırı. Madem kaçıyoruz, o zaman koşmamız gerekmez mi? Aksi yöne doğru. Sessiz olun. Bekleyeceğiz. Neyi? Bunu. Ve bitti. Güzel bir patlamaydı. Umarım Ethan'la Benny'ye bir şey olmamıştır.